Realtor Global'in sunduğu Sözde Futbol başlıyor. İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bir Sözde Futbol akşamından daha herkese merhabalar. Ligde 3 büyükler maçlarını bitirdi. Şimdi önümüzdeki haftanın programı var. Şimdi Fenerbahçe'nin Avrupa mesaisi var. Ama biz geriye son 10 hafta kalmışken bir de geçmişte neler yaşadık? Onları değerlendireceğiz. Ve bu geçmişteki yaşadıklarımız, yani bu sezon, bugüne kadar 28 haftada yaşadıklarımız muhtemeldir ki kalan 10 haftaya ışık tutacak, kalan 10 haftayı değerlendireceğiz. Bu sezonun inciğini, cincığını çıkaracağız, her şeyi konuşacağız. Yine konuşulmayanların konuşulacağı ama yarın çok konuşulacak bir Sözde Futbol başlıyor. 2 saat boyunca biz sizlerleyiz, aman bizimle kalın. Kimlerle beraberiz? Sevgili Ümit Yazat, Okan Koç ve Evren Turan'la beraberiz. Beyefendiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. Enerjiniz çok yüksek. Güzel bir hafta, evet. Evet, kesinlikle çok güzel bir hafta. Evren abi, bir senle başlayayım. Galatasaray'da durumlar nasıl? Şu anda Galatasaray'a baktığın zaman galibiyeti aldı. Bir kaos havası var deniyordu. Oliveira ile ilgili bir şey var mı? Sen de bugün tesisteydin. Saçların da herhalde bir şampiyonluk provası olsun diye yeniden yaptırmışsın diye söylentiler var. Nedir abi Galatasaray'daki durum? Galibiyetten sonraki hava nasıl? Moraller yerinde. Lider. Derbiyi kazanmış. Daha evet, ne olsun abi. Ama sezon bitmiyor abi. Daha bugün hemen... Okan Buruk'u gördü mü? Bir de doğru. Yok, görmedim abi. Gerçekten. Görmedim. Ama Okan Hoca'yı gördüm diye Evren'e selam söyledi. Her gün görüyorum. her gün görüyorum zaten. Ya şu var tabii. Bu maç çok önemli maçtı. Ne olursa olsun Beşiktaş ligin gerisinde de kalsa bir derbi. Kesinlikle. Gerginlik o bu. Galatasaray bunu kazasız belasız atlattı. Önemli olan buydu. Şimdi Galatasaray'ın artık fizik olarak da mental olarak da toparlanma zamanı. Çünkü o yoğunluktan artık çıktı. O 4 maç üst üste olan maçlardan. Tabii ki TFF sağ olsun fazla şey vermiyor süre. Hemen Cuma'ya bir tane daha maç koyuyor. Yani Galatasaray normal bir haftalık süreci çok fazla oynayamıyor. Bu arada işte sakatlar düzelir. Orien'in durumu şey biraz, yani nereden baksan yetişmiyor yani, bu hafta da yok. Evet. Benim tahminim... Bir 15 gün sonra gelecek diyorlar. Yani 2-3 haftayı bulur o. 3 haftayı bulur. Galiba bir 15. Öyle gözüküyor. Ben 15 diyorum, sen 3 diyorsan var mı? Nerede sakatlandı bu arada? Afrika Kupası'ndan gelirken, finalde. Oliveira şeyde sonuçta antrenmanlara çıkıyor takımla beraber ama hoca alır mı almaz mı onun tercihi. Bilemiyoruz. O biraz zor gibi gözüküyor. Ama şimdi takımla bir beraber... Bir barışma umudu var mı abi? Olur abi, her zaman olur. Oyuncu gelip özür dilerse... Sonuçta kontratlı oyuncu. Her oyuncuya ihtiyacım var. Onun kararını da Okan Buruk verecek. Yani biz gerginliklerin dışında Galatasaray'da baktığında şu an moraller yerinde. Primlerini aldılar. Primleri, 500 bin lira prim yapmış evet. Diyorlar. Doğru mu abi? Evet. Sanchez de bütün şeylere dağıtmış primi. 500 bin mi? 500 bin TL futbolcu başı. Ha, adam başı. Ha, adam başı. Sanchez de bütün parayı şeye vermiş çocuklara, vay çalışanlara. Vay. Hiç almamış onu. Personele vermiş. Personele bunu tweet atalım. Sanchez aldığı bütün primi, 500 bin liralık personel. Primi personelle paylaştı. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Abi, abi bizim işlerde öyledir. Bak Ümit Hoca da bilir, Okan da bilir. Kulüplerde çalıştığın zaman çalışana vereceksin abi. Emekçilerin hakkını tabii fazla. Tabii ki onlarda alıyor bir şeyleri ama oyuncular artık çok büyük paralar kazanıyorlar. Yani 300 bin lira, 200 bin lira onlara sakız parası gibi. Ha, 500 bin lira anladın mı? Vereceksin abi. O hani vermek zorunluluğun yok. Para da toplanıyor biliyorsun. Çünkü onlar da yıllardır orada çalışıyorlar. Büyük bir emek var. Onların duası, onların sana bakışı çok önemli. Enerjiyi yükseltiyor. Galatasaray niye enerji yüksek? Demek hep veriyorlar abi. Çok önemli. Bravo abi, he, bravo. Alacağım, peki, aldığımı da vereceğim. Bugün Okan Hoca'ya mesela beraberdiniz ya da beraber olsaydınız. Değil. Okan Hoca'ya. Şampiyonluğun reçetesini versen ne derdin? Yani Okan hocam şunu yap, bunu yap. Reçete. Ya da ben bir şey söyleyeyim, bir dakika dur. Ben hepinize de şey yapayım, dur. Ümit abi sana vereceğim bir kağıt, tamam mı? Buraya sen Fenerbahçe'nin takım kaptanısın. Doğru mu abi? 5 yıl kaptanlığını yaptın. Hı hı. İsmail Kartal sonuçta Fenerbahçe'nin hocası. Sen de bir teknik direktörsün. Senden ricam buraya Fenerbahçe'nin şampiyonluk reçetesini yazar mısın? Yaz, birazdan bakacağız. Evren abi. Okan Buruk'un takım arkadaşısın. Yıllarca Galatasaray'da şampiyonluk yaşadın camia olarak. Ve Okan Hoca'ya... Bir defa yaşadım ben. Ama sonuçta, bir de kupa aldım. Hayır yok ama yorumcu olarak da. He. Maşallah her sezon. Bu yorumcu olarak... Her sezon. Senden şu beyaz kağıda Galatasaray'ın şampiyonluk reçetesini yazmanı istiyorum. Yazın Okan... aslında belli de. Sen bir yaz. Okan abi. Efendim. Sana... Bize sana, gerek yok. Biz yarışta değiliz. Bence bize de gerek yok. Bizde galiba sana gerek yok. Biz yarışta değiliz. Tamam, Okan abiye vermiyorum. Bir de bir şampiyonluk reçetesi yazın. Biz yarışta desem ya. Ne yazarsın?
Evren abi ne yazarsın? Yazmama gerek yok benim. Ya Ümit abiyle başla. Ümit abi ne yazarsın? Sen ne yazarsın? Şampiyonluk reçetesi olarak doktorsun. Sen bir bilim adamısın. 9 hafta sen bir ilim adamısın. Gözlüğünü takar mısın rica etsen? Şu gözlük okurken takılıyor. Olsun sen bir dakika sana. Tam şu senin doktor havanı bir hissedelim böyle. Okurken tamam takılıyor. Okul yani niye taksın? Yani şu doktor havanla, profesör havanla lütfen bize Fenerbahçe'nin şampiyonluk reçetesini anlatır mısın abi? Yok ya, bu saatten sonra zaten Fenerbahçe'nin şampiyonluk reçetesi birlik beraberlik, başka bir şey yok abi. Birlik beraberlik yani. Bunun başka ötesi var mı? Var. Neymiş? Üç puan sahada. Onu yaptığı zaman uygulamışsın zaten. Bir şey sorabilir miyim? Birlik beraberlik dedin ya. 10 yıldır birlik beraberlik içerisinde olamadıkları için mi şampiyon olamıyorlar? Tabii ki değil. Ama bu sene özelinde 10 yıla göre çok çok inanılmaz bir kadro kurulu. 10 yılda bir mücadatları yoktu abi bu yıl. Galiba transfer ettiler. Galiba son haftalarda mı diyorsun? Ali Koç'un en büyük transferi son haftalarda mücadat oldu. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bak, ben kendini soruyoruz, kendini cevaplıyoruz. Biz cevaplayalım. Ben anlamadım yani. Yalnız hocam ben şunu söyleyeyim mesela. Lafını böldüm, kusura bakma. Yaşın da benden büyük. Hakkını sen ayarladım. Ne oldu? Çok centilmen oldun bu sırada. Ya artık yani saldım, bıraktım. Yelkenleri açtım. sezon sonuna kadar ilaç da içiyorum hocam. Böyle Allah sinir sistemlerim falan filan. Her şeyim böyle artık yani 4 senedir yaşadıklarımdan dolayı psikolojimin bozulacağını ya, farkına Allah vardım. Allah aşkına. Ümit Özat'tan özür diler misin? Ya Ümit abi ben... 10 yıldır adam ne yapsın ya? Ümit abiden her zaman özür dilerim. Hayır, 10 yıldır adam ne yapsın? Sen görüyor musun? Delirir bu. O benden hakikaten doğru söylüyor. Bak yemin ediyorum doğru söylüyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi üzerindekinin rengi ne? Saks mavisi mi deniliyor buna? Ne deniliyor? Saks mavisi ne demek ya? Yani saks mavisi. Lacivert bence. Yani lacivert ama biraz daha böyle bu tarz renkleri işte bu renkler turuncu, işte kırmızı, sarı böyle tarzı renkler giyen insanlar ya çok elit yerlere takılıyordur ya da çok elit insanlarla beraberdir ya da çok üst seviyede bir insandır. Ümit abi sen halkın yani adamı... Ümit abi bu aralar bir de aldığım duyumlara göre çok önemli kuaförlere gidiyor bak. Saçları ya... Ali Koç'u tıraş eden kuaförü. Hangi yerde mi tıraş oluyor? Lan yok ya. Millet ciddi zannedecek, şaka yapıyorum. Ben olabilir bu arada yani. Yok şaka yapıyorum. Yani kuaförümün adresini verebilirim. Şerif Ali Elalmut Caddesi. Bu zenginler kulübü gibi bir şey abi. Hocam geçen saç, sakal, cilt bakımı, hafif kaşlarımı toplattırdım. Bir de fön çektirdim. Sen saçları mı aldın? 380 lira. Kaşlarımı aldın? Kaşlarımı aldım, topladım. Gerçekten kalın mi benim kaşlarım? Ümit abi erkek adam kaş aldırır mı? Bilmiyorum abi. Şimdi ben bir şey söylerim olay olur abi. Ben bir şey söylerim olay erkeklik olur. Erkeklik oradan belli oluyor. Ha? Bilmiyorum mesela böyle bir şey söyle. Hayır erkeklik oradan belli oluyor. Mesela baba, oradan hemen Samet atladı. Beni uyaran Samet. Samet diyor ki erkek adam kaş mı aldırır yani? Abi Samet'i ben aldırırım kaşı da. Evren abi sen ne diyorsun? Neler aldırıyorlar? Kaş mı aldırmayacaklar? Kaş mı aldırmış? Değil mi evet. Okan'ın? Hafif toplatıyorum şu kalın olabilir çıkıyor ya benim mesela. Okan'da yok. Irsi bu. Okan... Yani ben de kaş olmadı hiç. Yani. Mesela Ümit Hoca ortaları toplatıyordu bence. Kaş yok bence. Saç yok. Vallahi toplatıyordu. Bunu bilmiyorum ya. Rabbim seni tıraşlamış abi. İple aldı mı? Vallahi. Canımı yakar ya. Ne? Evren abi. Kaş yok ki bende. Saç yok, kaş yok. Ya. Allah adam kendiyle barışık ya. Rahmetli geldi, dayım siz geldi. Ne yaptın? İkiniz de biraz daha böyle sarışsınız, beyaz tenlisiniz de size kaş belli olmaz ki zaten. Kumral tenli. Sizin ihtiyacınız yok. Benim çok kalın. Düşünsene Ümit de kaş olmadı. Ya, tabii. Bu kadar yoğun saç. Ümit abinin bir gün tıraş olduğu hali var şeyde videosu. Neyse onu getirmeyiz. Deniz üstü köpürür mü? Evet. Yok getiremeyiz. Niye? Ama üst tarafın komple yok. Olsun ne var ki yani? Ne bileyim ya senin ne için. Ne var? Bütün, tamam budursanız getirin. Bütün ülke gördü yani. Ne ya var bir şey orada söyleyeyim mi hocam? Mesela film çevirsen Allah'tan mesela. Allah'tan üst tarafı kaldırak yapasa ne yapacaksın bu yani? Bu film çeviren, film yapanlara ne diyorsun? Senarist mi diyor? Yönetmen evet mi deniliyor? Mesela hocanın sakal şekli şeye benzetiyorum. Hacivat'ta Karagöz var ya. Tabii. Allah Allah. Tabii vallahi Hacivat'ın veya Karagöz'ün sakalın şekli. Allah Allah. Burayı biraz keseceğim ya. Çorba çekeceğim. Yok güzel oluyor güzel. Oraya mı sarkıyor? Reçete? Fenerbahçe'nin şampiyonluk reçetesi. Hocam şunu yap. Mesela hocam sakin kal. Hocam başarılısın. Hocam çok kötüsün. Ne yaparsın? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Lig bu sene çok heyecanlı geçiyor. Reçetede dil altı zaten var bir defa. Yani yok. Demek ki sakin kalmak. Tabii abi. Ya şimdi şöyle. Artık bu son 10 hafta özelinde tamam. Biz yorumcu olarak bunu değerlendirebiliriz ama artık... Oyun futbolu değil, skor futbolu lazım. Mükemmel oynadın, 3 tane direkten top döndü. 90 dakika tek kale oynadın. Puan, evet. Puanı verdin. Bitti, hiçbir anlamı yok bunun yani. Buna ödül vermiyorlar. Anlatabildim mi? Dolayısıyla evet söylüyoruz zaman zaman içerici oyun değil ama bir de onun açısından bak hakikaten zor bir şey. Yani Fenerbahçe'yi çalıştırmak, bu baskılarla beraber baş edebilmek, hele bir de şimdi Okan Buruk'un bir kredisi var.
İki tane cebinde şampiyonluğu var. Olmasa ne olur, gider bir daha gelir. Ama İsmail evet, Kartal abi, bu seferde de şampiyon olmazsa bir daha gelir mi bilemem. Ama onun sen için... sezon başı dedin ya, gelme ihtimali yüksek çünkü tarihin en yüksek puanı toplu ya. Bu da evet, belki ya olabilir. Şimdi orada tabii biraz hani geçmişe şey yaptık. Neden o, nazire mi dediler? Kinaya yaptık. Yani şöyle. Olabilir bence ama. İki defa atıf geldi. Atıf yaptı. Atıf yaptı. Evet yani iki defa geldi. İki gelişinin de. Ver ver ver. Bir dakika hazırsa verelim. Ümit abiden bir tıraş performansı. Peki deniz üstü köpürür mü? Tıraş. Nerede tıraş olmuştu? Müzik. Müzik, evet. Müziği bulamıyoruz. Hey yârim şınana işna şınana. Deniz üstü köpürür. Hey yârim şınana işna şınana. Devamını getirsene. Şimdi bu pandemi dönemiydi. Evden çıkamıyorsun abi. Arkayı biliyorsun, nasıl o kesiyorsun? O zamanlarda modaydı. He? Arkaları nasıl kesiyordun? O zaman makineli hepsini ha, aldık. Ya öyle bir... Ya o dönemler de bir acayipti. Evden evet çıkamıyorduk ya, falan. Tabii, tabii, ya yani hakikaten... Ama güzel bir anı benim için yani. Ya şimdi Fenerbahçe'ye gelince... abi... iki takımın da ipler kendi elinde. Biri bütün maçları alıp Fenerbahçe'yle beraber kalırsa şampiyon. Fenerbahçe'de bütün maçları kazanırsa şampiyon. Galatasaray'ın hiçbir maç kaybetmeme... Fenerbahçe'yle oynayacağım maç hariç. Tabii. Ya bu ne demek? Her şey kendi elinde. Şimdi tabii futbolda bir tabir var. Bu da son zamanlarda çok şey oldu. Kağıt üzerinde, kağıt üzerinde. Yani bu bir söylem. Normalde bu kağıt üzerinde oynanmıyor ama şimdi 8 yıldır Galatasaray İnönü'de kazanamıyordu. Gitti kazandı. Ama Galatasaray'ın, şimdi Fenerbahçe'nin Ali Sami'nde çok böyle 5-6 atacağız, basket potası koyacağız dedikleri maçlarda bile gidip Galatasaray'ı yenmişliği vardır. Vardır. Şimdi oraya 3 puanın dışında önde veyahut da geride. Yani bununla gittiğimiz zaman 3 puan önde ya da geride, 2 puan önde ya da geride. Böyle gittiğimiz zaman o maç hani anlatılıyor ya. Hadi o gün de Okan Buruk takımı diskodan getirsin de ben bir göreyim. Oo. Şimdi şampiyon olmuşken diskodan getirirse ama böyle gerçek bu. Tabii. Hiç kimse onu yapmaz. O günkü yine o kazanır öbürü kazanır bilemem ama o günün stresi geçen senenin rahatlığıyla biri olmayacak yani. Bu peki, bir gerçek. Peki Ümit abi bu son 10 hafta bir hoca tercihin olmuş olsaydı kimi isterdin Fenerbahçe'ye? Getirelim ekrana. Bizim adaylarımız var. Okan abi ve Evren abiye de sormuş. Bu son 10 hafta bir hoca tercihim olsa. Evet. Kimi getirirdin? Yani mevcut hoca dahil olmak üzere mi? Mevcut hoca da devam da edebilirsin. Ben biraz önce ne dedim? Fenerbahçe'nin şu anda ihtiyacı olan birlik beraber. Abi Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Zico, Tay Karapınar. Hiçbirini getirmem, İsmail Kartal'la devam ederim abi. Niye abi? Üçü de şampiyonluk görmedi mi? Tay Karapınar da zor anların adamı değil mi? Değil mi Evren abi? Ya yok şimdi burada bir dalga geçme var. Ya asla. Bunu kabul etmem mümkün değil. Fenerbahçe takımın başına geçmedi mi Tay Karapınar? Geçti, yanlış olduğunu söyledik zaten. O gün yanlış olduğunu söyledik. Zaten bugün de altyapıda Türkiye liglerinin en önemli altyapı koordinatörü Fenerbahçe'nin altyapı sorumlusu. Tahir Karapınar. Hayır, Sedat Karabük. Ha, tamam. Bir şey anlatıyorum. O gün yanlış olduğunu söyledik zaten. Tahir Karapınar da orada bir ofiste oturuyor. Sözleşmesinin dolmasını bekliyor. Yanlış olduğunu söyledik her ne kadar düşman ilan edilsek de. Söylemesek biz yanlışı söylemesek o zaman bizim Fenerbahçe'limizden şüphe etsinler. Tabii. Kimse seni bu yoldan çeviremez. Ya dediklerimiz yani biz söyledikleri olmuyor. Sence İsmail mesela sen de başka bir isim söyleyebilirsin bu arada. Ya yok şu an bak işte zaten o zaman şimdi ben kalkıp bir başka bir isim söylesem birlik beraberlik cümlesinin bir mesela, anlamı kalmaz. Mourinho geldi. Hayır birlik beraberlik cümlesinin bir anlamı olmaz. Anladım. Şu gün Mourinho'yu da getirsen bugün ben sana bir şey söyleyeceğim. Galatasaray 2 puan önde. Evet. İşte yıllarca Galatasaray'da oynadı. Guardiola desen 10 hafta kala Okan Buruk'a değişir şimdi mi? Şimdi oraya döneceğiz. Bir dakika değişir mi abi? Bir dakika. Onun yaptıklarına ya bir hizmet. O oyuncular tanımak hemen o kadar kolay mı? Mourinho gelecek de hemen 10 haftada bu oyuncuları mı tanıyacak? Kamp süreci yok bir şey yok. Yani bu takımı bu camiye en iyi şekilde biliyor. Dere geçer kanat değiştirilmez. Hani bu takım 5 puan geride değil ki. 2 puan geride. Kalkıp da onun yeri iyidir kötüdür. Bak şunu tartışalım. Şampiyon olursa kalır mı kalmamalı mı tartışalım. Ya onu tartışırız. Ama ben şu anda 10 haftaya hiçbir hocayı İsmail Kartal'ın yerine getirmem. O zaman birlik beraberlik söylemenin bir manası yok yani. Ben İsmail Hoca'nın yerinde olsam ne yaparım? Okan abi ben sana sorayım. Sor. Sen olsan Fenerbahçe'nin başında şimdi Beşiktaşlı kimliğini bırak.
Tamam. Objektif futbol yorumcusu olarak. Son 10 haftaya girdin. Teşekkürler. Her zaman öyleyim zaten. Fenerbahçe'nin başında kimi görmek isterdin? Fenerbahçe'nin başında hocamın söylediği tezlere kesinlikle katılıyorum. Bu isimler olabilir. Yok, bu isimlerden hiçbirini. Ersun Hoca'yla iki dönem çalıştım. Ersun Hoca'nın özellikle son dönemlerde mesela çalıştırdığı takımlarda bir anda ofansif futboldan defansif futbola evrilmesine en çok şaşkınlık içerisinde bakan benim. Yani Ersun Hoca bunu kesinlikle, hatta isyan ederdi. Yani rakip, kapanan rakiplere karşı isyan eder. Ama gittiği takımlara bakıyorsun, Antalya'ya, Alanya, baba otobüsü dikiliyordu oraya. Hiçbirini taşı yapma. Fenerbahçe'nin neye ihtiyacı var biliyor musun? Hocanın dediği gibi birlik beraberliğin dışında. Fenerbahçe en büyük sıkıntıyı nerede yaşıyor baba? İçerideki maçlarda. Gitsin deplasmanda oynasın. Deplasmanda puan kaybetmiyor. Gerçekten bu arada Beşik, Fenerbahçe deplasmanda 14'te 13 herhalde. Evet abi. Değil mi? Gitsin yanlış deplasmanda oynasın. İçeride Samsun, Alanya, Trabzon, Galatasaray. 3 beraberlik, 1 yenilgi. Ya işte gitse deplasmanda olsa, ben sana bir şey söyleyeyim, bu puanları belki kaybetmez. Deplasmanda daha rahat, baskıyı futbolcular da artık hissetmeye başladı. Ne kadar tecrübeli, deneyimli olursan ol kardeşim fark etmiyor. O futbolcuları hissettiriyorsun. O yüzden hoca olarak bence İsmail Hoca'nın şu anda değişmesi etik doğru olmaz. Ha, ironi yapmak istesek, espri de yapsak. Hayır yok. Mesela bak şöyle. İsmail Hoca'yla devam edebilirim ama İsmail Hoca son çok sarsılıyor, kırılgan. Bak doğru. Hani ben onu anlamda düşünüyorum, onun anlamına demiyorum. Son haftalarda abi. İsmail Hoca'nın değişiklikleri benim hoşuma gidiyor. Bu arada bak şunu da diyebilirsin. Yapıyor. Bak abi. Skoru da etkiliyor. Bazen olmayacak şey bak, kafa yormak da çok da mantıklı. Düşünüyorum şimdi bir şey üretmeye. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim. Galatasaray bak böyle konuşuyorsunuz ama ne oldu? Hatırlıyor musun yıllar evvel şampiyonluk? Feldkamp gitti. Cevat Güler'i hatırlayan var mı? Herhalde. Evet. Şampiyon oldu ama. Evet doğru. Değil mi? Bravo. Ay niye Tahir Karapınar'ı küçümsüyorsunuz? O yüzden diyorum yani. Abicim, bazen bak bir dakika. Adam 75 yaşında bir adam gitti. Ümit abi bak ama. Ferkan gittiğinde 75 yaşındaydı. Yani, Ümit abi bazen hoca gider adam, takım rahatlar. Ferkan iki defa geldi. İkisinde de bir Holman'ı yerleştirdi. Öbür tarafa da Solbek neydi? Eski Solbek. Alman Solbek. Beşleş'e. Şey Müş mü? Trabzon'a gitti sonra da. Şey diyorsun. Ya eski Alman milli takımının soldaki vardı. Bols muydu ne? Yok yok. Müş değil miydi ya? Hiç hatırlamıyorum abi. Ben hatırlayayım ki Feldkamp'ta önünde Beşiktaş. Müş Slovak değil mi? Trabzonspor'un da teknik dürlüğünü yaptı. Feldkamp bir kere Galatasaray'ın şampiyon yaptı. Bakın böyle Feldkamp bir kere Galatasaray'ın şampiyon yaptı. Falcao'lu, Stoplu, Güçoğlu kadroyla. Sonra bir kere geldi. Arkasına Holman'ı taktı. Beşiktaş'a geldi. Oraya da bir Alman teknik dört taktı arkasına. Sonra Adnan Polat, Adnan Sezgin. Kontrol edebilecekleri, lafını dinletebilecekleri bir adam olarak onu getirdiler. Baktılar olmuyor. Biraz daha lafını kontrol edebilecek bir adam getirdiler. O şampiyonlukların sebebi zaten o dönem bizim yaptığımız... Ya ben yoktum, ben Köln'e gitmiştim de. Yani bizim yaptığımız hatalar da buna sebep olmuştu. Yani Cevat Güler geldi. Yani şimdi sen belki bilemezsin, 34 belki haftalık şampiyonlukta 6 haftayla Cevat Güler'e... Bu Cevat Güler şampiyon yaptı. Ne? Cevat Güler ondan sonra takım çalıştırmak. Ne yapardım ben biliyor musun? Ya da bir tane takım çalıştırdım. Ben ne yapardım biliyor musun? Bir dakika bir şey söyleyeceğim abi. Söyle. O Galatasaray o haftalar ya lider değildi ya da kafa kafaydı ha Evren abi. Yanlış mı hatırlıyorum? Liderdi abicim. İsmail Kartal'ın yerinde olsam. Fenerbahçe'yi yendin. Onda gol attı. Ondan sonra liderliğe geçti. İsmail Kartal'ın yerinde olsam telefonla hemen ne yapardım yok. Sevgili hocam nasılsın iyi misin? İyiyim hocam buyur nasıl? Ya Ümit hocam sizinle bir görüşebilir miyim derdim. Estağfurullah ne? Bak bir dakika bir bitireyim abi. Hocam. Oturdum abi istişare haline geçerdim. Ya hocam derdim sonra 10 hafta mental olarak yani bir şekil olarak ya benim yanımda. Fikir aldı Okan mı? Yani fikir alışverişi yapabileceğimiz bir şey yapabilir miyiz? Jesus çağırır mıydın abi? Jesus çağırsan şampiyonluk gitti. Ümit hocayı çağır abi. Bak net söylüyorum burada diye değil abimiz arkadaşımız hocamız olduğu için söylemiyorum. Yani futbol bilgisine zaman zaman tabii ki de katılmıyorum katıldığım zaman. Ama çağır Ümit Özat abi son 10 hafta. Teslim et bitirsin. Sana, ya teslim et takımı değil. Ya fikir alışverişi yap. Ben de aynı fikirdeyim. Aynen ben böyle düşünüyorum. Beşiktaş'ı sorayım Ümit abi. Sor. Bir Beşiktaş'ı sorayım. Son 10 hafta Beşiktaş'ta kim gelirse Beşiktaş onda 10 yapar. Ve önümüzdeki sezona hani ya ben inanılmaz keşke, bir şeyle gider böyle. Ya Santos'un abi ben bu kadar yani... Bir bizim adayları getirelim. Getir bakayım. Bir bizim adayları getirelim. Bizim çıkardığımız adaylar var. Hazır değilse hazır olunca sizi söyleyeyim. Sen abi görüşlerini açıkla var mı? Ya ben şunu söyleyeyim. Hani Santos da devam edebilir ama Santos gitmişse sen gitsin demiyorsun. Ama Santos gitmişse şu kişi gelirse Beşiktaş onda 10 yapar. Kim mesela? Yani kim mesela 10'da 10 yapar? Baba bu kadroyla 10'da 10 %100 yapar diyemem mesela bir isim bizim veremem. Bizim isimlerimiz abi. Vicente Del Bosque, Mircea Lucescu, Şenol Güneş, John Benjamin Toşak. Lucescu'yu tercih eder. Lucescu.
Neden? Ya Lucescu ligi Santos'la benzer bir stilleri yok mu abi? Ya var da biraz daha yani şey oynuyor, dengeli oynuyor. Ben de Lucescu'yla beraber oynadın ya tabii. Ya bak beni kadro dışı oynatmayan oyuncu hocalardan bir tanesiydi ama şu anda işlerine bakarsak ben Lucescu'yu tercih ederdim abi. Şimdi bu var bak sevgili Bıçak. İstediğin kadar iyi hoca ol. İstediğin kadar teknik taktik. Yalnız 4 kişinin ikisi Real Madrid'i çalıştırmış. Bir tanesi dünya üçüncüsü. Şuraya bak. Bir tanesi de şey UEFA kupasını aldı. Ha bir de UEFA kupasını aldı. O açıdan bak. Teknik profiline baksana. Tabii. İnanılmaz. Ya burada çok fazla teknik taktik bilgisi de tamam önemli de abi elindeki malzeme de çok önemli. Şu malzeme şimdi belli bir seviyeye çekmek kolay değil. Ben şunu yapardım mesela. Santos'un son performansının son durumunu bilmediğim için yani gelirken getirdikleri zaman bu profilde veyahut da bu bakış açılında olduğunu bilseydim abi ben Serdar Topraktepe ile devam ederdim. Devam ederdim. Çok bir fark etmeyecekti. Etmezdi abi. Bravo fark. Abi. Ama belki gol yemiyor bir avantaj. Ya bir Evren abiye döneyim. Adam. Çok özür diliyorum Evren abi. Galatasaray'a teşhisi mi koy diyorsun? Galatasaray'a reçete. Teşhis koyup sonra reçete yazacağız. Evet. Son 10 haftada kim olmalı? Teşhis koyuyorum. Lütfen. Hasta yani sonra teşhis koyuyorsun. Evet. Galatasaray'da hastanın teşhisi şampiyonluk. Reçete o kan. İşte reçete. İşte reçete. Galatasaray'da tek aday. Tek abi. Aday abi bizde. Gerçekten de Galatasaray'da şampiyonluk. Hastanın teşhisi şampiyonluk. Reçetesi o kan. Buruk. Bizde tek abi. Öyle şeyi yok. Yanlar o kayma falan yok. Tek. Biz düşündük ekip olarak. Fatih Terim buraya yazalım mı dedik. Yalan yok. Sonra dedik ki Fatih Terim Panathinaikos'ta bir yolculuğa çıkmış. Şimdi hiç kafasını daha fazla. Ben sana bir şey söyleyeyim. Son 10 hafta Fatih Terim'i getir abi. Galatasaray şampiyon. Sence Fatih Terim mi Okan mı? Şu anda son Okan 10 hocam. Haftalık tabii ki de Fatih Terim. Ciddi mi diyorsun ne, abi? Bak Fatih Terim'i getir. Bak Okan Hoca'nın ben kötü veyahut da yani başarısız olduğunu ama Fatih Terim şu kaos, şu stresi. Adam bak, rekorlar kırmış. Şu stresi durumu falan çok iyi idare eder. Okan Hoca etmiyor demiyorum ama geçen sene hocam çok güzel bir şey söyledi. Jesus'un saçma sapan abuk subuk hataları olmamış olsaydı o yarışın içinde Okan, belki kavuş olurdu. Okan Buruk. Ama Fatih sen diyorsun abi. O reçete Okan Buruk. Sen Fatih Hoca ile çalıştın. Okan Hoca'sı. Abi şimdi Fatih abi. Hoca gitti. O iş ayrı. Artık yeni Okan Buruk. Tarihe geçecek yani. Evet. Artık ona doğru gidiyor. İnşallah. İnşallah abi. Yani oraya doğru gideceğiz. Teşhis şampiyonluk. Reçete de Okan Buruk. Daha o yan yollara falan kaymasın da biz Beşiktaş'a gidiyor mu yapmadık. Zaten yapabilirsin. Beşiktaş'a kimi getirsen şu an bir şey olmaz zaten. Aynen öyle. Doğru abi. Ben doğru. Olsam Okan Koç'u getiririm Beşiktaş'a. Niye olmasın abi? Abi hem oyuncu hocam. Bakımında hem şeyde hepsinde yani de gözü izlenme, daha iyi. İzlenme oranında doğru söylüyor. Katılıyorum ona. Ya. Mütevazı olamam. Evet. Yani. Bunu da ciddi söylüyorum. Ben seni bildiğim için ciddi söylüyorum. Ya bir şey söyleyeyim. Ya ciddi bir şey konuşuyoruz. Samimiyetine ve içtenliğine gülüyor. Ama bu doğru olan bir şey. Evet abi. Tabii. Santos'u getirene kadar Okan Koç'u getirsin. Hayır hoca olarak değil tabii ki de. Niye hoca olmuyor? Ben scout'tayım. Ya Serdar Topraktepe'de ne farkın var? He? Serdar Topraktepe. Spor direktör olur. Hayırlısı olsun. Sıkıntı yok. Teşhis belli abicim. Şampiyonluk. Reçete de Okan Buruk. Uzatmaya gerek yok. Tek aday. Devam. Devam. Bam bam bam. Ümit abi. Okan Hoca mı Fatih Terim mi Galatasaray'da son hafta 10 hafta olmalı? Ya abi hocaları başarılı niye Fatih Terim gelsin şimdi ya? Ama adam. Hani mesela şey diyenler oluyor ya. Ya Okan Hoca bu kaosu yönetemiyor, bu krizi yönetemiyor. Del, abi, Türkiye'de her şey derler abi. Her şey der. Yani burada şimdi Allah uzun ömürler versin. Hoca yaşadığı sürece orada hoca kim olursa olsun Galatasaray'da en ufak bir başarısızlıkta Fatih Hoca'nın adı her zaman oraya gündeme gelir yani. Ama böyle son imzam dedi ya artık. Ha? Ha o başka hayır yani o gelir yani. Ya o kılıfı bulunur ismi abi. Gelir, ceketimi de. Astım daha Türkiye'de antrenörlük yapmayacağım dedim. Mesela milli takıma geldi. Ama imza attı. Hayır milli takıma geldi. Sonra milli takımsa gerisi tefaları hatırladı. Sonra bir daha mesela kalsa. Yani onun her türlü gelmezse ben zaten son imzamı demiştim der. Gelirse konu kalsaysa gerisi yine tefaları at der. Gibi, onun bahanesi bulunur ama adam başarılı kardeşim. 13. olmuş bir takım aldı şampiyon yaptı. Tabii canım çok büyük Bu sene de lider. Tamam ben dün eri geldim ağırdı eleştiriyoruz ama şimdi... Bu durumdayken eğer Okan Buruk'un şu 1,5 senedeki başarısına karşılık hala değil Fatih Terim. Guardiola bile öneriliyorsa orada bir art niyet var. Yok be öyle bir gündem ya, yok zaten. Ya tarihi bir puan almış. Tamam mı abi? Rekorlar üstüne Okan rekorlar kırmış. Okan anlatınca nasıl dolu dolu anlatıyor böyle biliyor musun? Yani niye Okan Hoca'yı? Okan Buruk'u falan böyle Galatasaray'la ilgili bir şey anlatıyor. Öyle bir dolu dolu anlatıyor ki. Tamam. Yani. Sen, tarihi bir puan almış. Özür diliyorum. Yani inanılmaz gizli, dolu dolu anlatıyor. Gizli Okan Buruk hayranlığı var. Haklısın Okan abi. Tam sevebilirsin Ümit abi. Hayır sevebilirsin. Bunu kabul ediyorum. Ümit abi. Senin çok güzel bir yorumun var. Tezin var bence. Kesinlikle katılıyorum. Makas çok açık diğer Anadolu'da. Bu puan farkında veyahut da bu puanın toplamasının nedenlerinden de bir tanesi o bence. Okan abi. Yani makas çok açıldı
Anadolu takımlarıyla hocam, anladın Okan mı? Okan abi bir şey söyleyebilir miyim? Yani o... Yoksa Okan Buruk başarılı değil. Dur, bir itham da başarısız dur, demiyoruz. Dur, yani. Kim diyor adam? Biz, bir dakika Ümit abi. Ben bir, bir şey söyleyebilirim kendi ifadeyle. Evet. Özür diliyorum. Haklı. Ümit abi haklı bu konuda. Yani Okan Hoca'yı çok anlatıyorum. Seviyor olabilirsin. Bu başka bak, böyledir o yani. İsmail Hoca tarihin en iyi kadrosu elinde. Rekorlar kırdı. Lige başlangıç rekoru kırdı. Tamam. Avrupa'da dolu dizgin gidiyor. Lider çıktı. Tamam mı? Ve bu haliyle Fenerbahçe tarihin en iyi sezonunu geçirdiği gol rekoru, puan rekoru kıracak dediğimiz sezonda Galatasaray 2 puan önde. Tarihin en iyi yani, kadrosu da Galatasaray'da var. Fenerbahçe'yi övsen Okan Hoca'yı otomatik tamam, övmek zorunda kalıyor. Emre Belözoğlu ne dedi? Tarihin en iyi kadrosu da geçen seneden omurgası olan bir kadrosu var. Tarihin en iyi kadrosu Galatasaray'ın en iyi kadrosu dedi. Şimdi bak 3-4 ay önce konuşmalar hani filmlerde bir 10. bölüme gelirsin 4. 5. bölümde bir bağlantısı olur. Hani böyle şeyler. Abi tam ben, Fenerbahçe liderken dedim ki kardeşim yayınlarımız var duruyor. Ya bakın yani hemen bir şampiyonluk havasına girmeyelim. Ne yaparsanız yapın. 2 puan arkamızdan veya biz kazanıyoruz ama hep kaybetmesini beklediğimiz takım hep geliyor geliyor geliyor. Öne geçerse tehlike o zaman başlar. Bunları ben aylarca söyledim. Evet. Bu benim bildiğim bir şeydi çünkü. Ha. Türkiye'de her zaman filmin sonuna bakarlar. Şimdi ben sana bir tabii şey söyleyeyim. 2 tane senaryo çizeyim sana. Okan dedi ya. Galatasaray şampiyon olmasın. En başta takım arkadaşı burada Okan abi. Şey Evren abi. En büyük eleştiri o yapacak. Haklı olarak. Bu sefer ne çıkacak ortaya? Diyeceğiz. Diyek ki mesela onun adına konuşmuş onu tahmin ediyor. Veyahut da başkaları. Bu Endombele'yi yanlış transfer. Oyuncularla geçinemedi. Zaha gibi bir yıldızı idare edemedi. Bak Türkiye'de söylenecek şeyleri söylüyorum. Zaha gibi bir yıldızı idare edemedi. Efendim işte Angelino transferi. Angelino bu takımda oynardı. İşte Kazım Ziyech. Can'a çok... Ziyech. Ziyech'i bunu nasıl aldı? Gibi 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 gibi. Şampiyon oldu mu? Zaten bu sefer de şöyle olacak. Bütün transferler tutmamasına rağmen sanki ben aldım, o aldı. Tamam mı? Buna rağmen şampiyon oldu. Mükemmel işler yaptı. Gelelim İsmail Kartal'a. Şampiyon olamazsa senin de kimse tarihin en yüksek puan aldığına bakmaz. Ne diyecekler? Tarihin en iyi kadrolarından biri kuruldu. İşte buna rağmen olamadı. Şampiyon olursa ne diyecekler? Tam tersi söylenecek. Anlatabildim mi? Tabii. Abi Türkiye'de şu kalem var ya. Bir 96 birdeki düdükle 96 5 arasındaki düdükle şunu yapanı çok gördüm ben. Şunu yırtıp bir golle başka makyajı yazan adamları gördüm ben. Onun için ben diyorum Türkiye'deki futbol yorumcuların %90'ı adamı ya tüberküloz eder ya yani deli eder yani. Sen adamlar öyle Evren abi yani bir golle maç yorumunu değiştirip bambaşka bir maç yorumu yazanlar vardı bu ülkede. Biz bunlarla oynamadın mı? Bunlara sen şahit olmadın mı? Yani Türkiye'de her şey buna bakar. Ha. Hala şunu söyleyeyim sana. Diğer taraftan bak şampiyon olmasa kredisi var mı? Belki geleceğe tartışılacak. Halbuki Galatasaray kulübü ne? Şuna inanmam abi. Kişiler gelir geçer. Sistem işler. Galatasaray kulübü geçen sene şampiyon olmuş mu Okan Burak? Devre arasında diyecekti ki veyahut da Şampiyonlar Ligi'nde veyahut da Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra gel tamam. Biz sana inanıyorsan mukabeleni 3 yıl uzattık. İsmail Kartal'a inanıyorsan uzat. Bir, ya şimdi biz Denizli he? İsmail'le hocayı aynı kefeye koyamayız Okan. Ama sen o güveni ver ki olmasa ki nefes edersin. O da şöyle diyorlar kongre vardı falan ama ben olsam işte bak, senin dediğine şeyim. Ocak ayında abi imza alacaksın 3 yıllık Okan. Kongre olsun Mustafa abi. 2 yıl uzat. Kongre oyunculara da kongre var diyor musun? Tabii oyuncuna da mukabele imzalıyorsun. Onda haklısın. Ama Galatasaray öyle bir kulüp ki Ümit. Fatih Hoca böyle 3 yıllık imza attı proje diye 3 ay sonra yolladılar. Yani Galatasaray'da bu dengeler çok yok, farklı. Yok yok yani. Onu kabul etmem mümkün değil. Yani gider Fatih abi. Hoca'nın 3 ayda gitmesi geçen 2 senenin başarısızlığının bağlantısıydı. Yani ama Fatih Hoca ilk gelip de 3 ay sonra gitmedi. Ama son 2 sene başarısızlığının üstüne Burak Elmas'la devam edince o 2 seneyle beraber birleştirerek gönderildi. Ama şöyle planlama yaptılar sezon başı. Dedi ki Burak Elmas'la oturdular hoca. 3 yıl genç oyuncularla proje yapacağız. Evren abi sen benden daha iyi biliyorsun. Fatih Hoca onun için seçim kozuydu. Tamam. Bunu demek zorundaydı. Tamam. Bunu demek zorundaydı. Ama Fatih Hoca bunu ses çıkarsaydı kabul etse. Biz 2 sene üst üste Deniz şampiyon olduk. Deniz'de şampiyonluğu kaybettik devam gitti. Dünyanın hiçbir yerinde 2 sene üstte şampiyon olan adam 3. sene şampiyon evet, olamadı diye gönderilmez. Nedeni ne olursa olsun yüz kızar suç olmadığı sürece. Bak nedeni ne olursa olsun. Örnekleri mi? Arteta. Demek ki
Bizim Türkiye'de kulüp başkanlığı yapan başkanların birçoğu Bayern Münih başkanı olsa Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmadık diye her sene hoca gönderirler. Çünkü Bayern Münih'de lig şampiyonu olmak normal bir şey yani. Yani. Ama orada hedef Şampiyonlar Ligi. Ama 3 sene Guardiola ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamadı. Ama mukavele teklif etti, Guardiola kabul etmedi. Başka bir şey. Yani bizim bakış ama açısını... Geçen sene Bayern Münih'de öyle olmadı mı abi? Ne oldu? Şampiyonlular hoca gönderdiler. Hayır. Spor direktörü gönderdiler. Oliver Kahn'la Salih Amisic'i gönderdiler. Onların o kötü planlamalarından dolayı. Tamam. Anlatabildim mi? Değişiklik başlı. Yaptılar ama. Şimdi bazı ben şuna... Bunu da mesela... Tuval geçen sene Bayern'de miydi? Yarıda yani? Geldi. Yarıda geldi. Şampiyon yaptı. Hansi Flick'ten sonra geldi. Ya da Nagelsmann'dan sonra geldi. Pardon. Şampiyon yaptı. Devam geldi. Etti. Aynen öyle. Ne yaptı bu sene Bayern Münih? Öyle ya da böyle. 10 maçta 8 puan çok puan farkı mı? Bayern için. Leverkusen ne kadar iyi olursa olsun. Bir anda rüzgar 2 dakika tersine dönebilir. Dedi ki Tuchel'le sezon sonunda yollarımızı ayıracağız. Çok düşük bir ihtimal de olsa. Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde final oynama, kupa alma değil. Final oynama şansı var mı? Var. Barcelona da benzer bir şey yaptı ama. Tamam. Xavi'yi gönderdiler. Xavi'yi göndermedi. Xavi kalmayacağını açıkladı. Tamam, o istifa Bayern, aslında. İstifa ettirdiler. Bayern dedi ki... Biz yollarımızı ayıracağız. Biz bunlara alışık mıyız? Alışık değiliz. Türkiye'de bir kulüp bunu diyebilir mi? Sezon sonu Okan Buruk'la devam etmeyeceğiz, İsmail Kartal'la devam etmeyeceğiz diyebilir mi? Yok. Diyemez. Planlarımız sistem üzerine değil. Oyuncuları 3'er yıllık, 5'er yıllık alıyoruz. Hocaları hep 1'er yıllık alıyoruz. Mukavele 3 yıl ama sözde 3 yıl. Hiç daha şampiyon olmayıp. Şimdi hemen oraya bir dipnot geçeceğim, sözü bırakacağım. Şampiyon olmayıp 2. senesi devam eden hoca var mı? Var. Var. Bir dakika ama nasıl var? 8 yıllık şampiyonluk kariyeri olan Fatih Terim var. Fatih. Fenerbahçe'yi bir sene şampiyon yapıp ikinci senesinde 3 Temmuz oranında Az Yıldırım içeride olduğu için devam eden Aykut Kocaman var. Onun dışında yani bir de 2 sene üstte şampiyon oldu diye 3. senede şampiyon olamayıp 4. sene görevine devam eden Şenol Güneş Ümit var. Ümit abi o kadar güzel bir yerden geldin ki. Son bir şey. Direkt gelip de ilk sene şampiyon olmayıp hiçbir Okan Buruk şampiyon olmasa devam edecek miydi? Tamam şimdi Ümit tabii, abi. Zor. Dur. Tam senin dediğin konuyu üzerinden gittik biz de. Ya hocalar işte. Da aslında Evren federasyon abi. Da şey yapması dur, lazım. Dur. İki tane hoca almış şeyin hoca var, kulüplerin. Var öyle zaten. Kulüplerin. Öyle öyle. Yok özür diliyorum. Hocalar iki kulüp çalıştırabiliyor. O da yok. Ümit abi dedin ya Avrupa'da farklı bir model var. Evet. Bizde farklı bir model var. Bir Fenerbahçe'nin geniş kadrosunu alabilir miyiz? Sen bugün Fenerbahçe'nin hocasısın diyelim ya da sportif direktörsün ya da başkanısın. Adına ne dersen de. Şimdi Avrupa'da şu anda transfer çalışmaları başladı. Seneye kimlerle çalışacaklar, kimlerle çalışmayacaklar evet. Belli. Fenerbahçe'nin geniş kadrosunu alabilir miyiz? Şimdi ben Ümit Özat'tan, Okan Koç'tan ve Evren Turan'dan bir şey rica edeceğim. Takımların bu kadroda Fenerbahçe'de kimler önümüzdeki sezon kalmalı ve hangi bölgeleri, kimi demiyorum bakın, hangi bölgelere transfer yapılmalı? Bunun üzerine bir kafa yoralım istiyorum ben. İsterseniz önce ben söyleyebilir miyim? Zaten senin sana ver ilk sözü ver. Şimdi bak, bir defa eğer oynatmıyorsan Bonucci'yi göndereceksin. Serdar'ı zaten hepten göndereceksin. Yazdı. Bonucci Serdar Aziz. Bonucci zaten 37 yaşında. Bonucci. Bak. Ben bu görselleri göremiyorum mailimde arkadaşlar. Oynamıyorsa gönder. Ben oynamalı diyorum. Güzel oynamıyorsa gönder. Bravo. Serdar Aziz. Futbolun dibi bu. Bak. Bravo. Yani, futbolun zirvesini konuşalım. Yani üçünle ilgili Serdar güzel. Aziz. Bravo. Olmaz abi. Olmaz. Her sene 25 maç oynar. Olmaz sakat. 5 maç oynar. Oynadıklarında da tek hamleli oyuncu birçok da mağlubiyete sebebiyet vermiştir. Perez'i hemen tamam. gönderirim. Çağlar kiralık zaten. Değil mi? Tabii. Kim? Kiralık Çağlar. Çağlar. Yani kiralık. Yani Çağlar kiralık. O zorunluluk başka. Tutar mısın tutmazsın. O zorunluluk yani. Zaysa... Perez'i gönderirim dedin değil mi Ümit abi? Yani, not alıyorum. Perez'i gönderirim dedin. Bak Serdar, Bonucci, Perez. Serdar, Bonucci, Perez. Tartışmasız. Stoper'de 4 oyuncu gitti. Zayis'la Mert Hakan'la yollarımı ayırırım. Zayis, Mert Hakan. Kenti King'i hiç tutmam. Serdar Dursun'u Batshuayi'yi gönderirim baba. Kimi? Kenti, King'i. Çünkü tutmam. Serdar Dursun'u Batshuayi'yi gönderirim. Bunların yerine de yaş ortalaması böyle 20, 22, 23, 20-25 arası oyuncular alırım. Ümit abi, Ceko kalmalı mı? Kalacak, mukavelesi var zaten. 4,5 milyon euro veriyorsun. Var da gönderebilirsin. Yanına alacaksın bir tane genç. Ceko ile Tadic'i, yani Ali Koç'un dışında herhalde, yani herhalde Elon Musk falan başkan olursa veyahut da Abramovich başkan olursa belki o paraları öder. O paraları... Ödeyemezsin. Ödeyemez. Dolayısıyla tutacaksın abi. Tutacaksın. Ama yanlarına iyi alternatif mutlaka alacaksın. Genç. Tadic. İkisini dedim. Tadic ile Ceko'yu tutacaksın. Tadic mesela son 1-2 hafta muhteşem oynuyor bana göre. Şimanski. Kalacak abi. Ya da ama satacaksın. Ben bu Şimanski için 15 hafta önce bir Alex, bir Hacı, bir Sergen değil dedim de
Yine orada da bir düşman ilan edildik. 15 haftadır oyunu yok. Çok doğru tespit. Yani. Ya bu kıyaslanır mı ya? Gözünü seveyim. Ama biraz net bak. Insan. Serdar Aziz, Bonucci, Perez, Mert Hakan, Zayis, Serdar Dursun, Ranken ve King'i bunlar tabii bugün açıklanmaz. Tarihin en iyi kadrosundan 9 kişiyi gönderebilir. Tarihin en iyi kadrosu yok abi. Bunu söyleyen Eyyem yapıyordur. Tamam. Tarihin en iyi kadrosu sezon falan yok. Sezon başından beri söylüyorum. Tarihin en iyi kadrosu şunu kaldıran kadrodur. Öyle bir şey abi. Beyler, bugün Manchester United Van der Sar'a, Schmeichel'a, Neville kardeşlere, Patrick Evra'ya, Vidic'e, Ferdinand'a, Scholes'a, efendim Nicky Butt'a, Ronaldo'ya, Beckham'a, Ryan Giggs'e, Van Nistelrooy'a, Rooney'e duyduğu saygıyı bugün efendim Danimarkalı oyuncu neydi orta sahada? Eriksen'e, Varane'a, şimdiki o Dalot'a, oradan tut Luke Shaw'a duymuyor. Çünkü tarihin en iyi kadrosu sana başarılar yaşatan kadrodur. Kim buna tarihin en iyi kadrosu diyorsa eyyam yapıyordur. Şunu diyebiliriz. Son 5 senenin en iyi kadrosu. Bu öyle midir? Öyle. Belki son 10 senenin en iyi kadrosudur. Tarihin en iyi kadrosu falan diyemezsin. Bu daha doğru bir yorum. Diyemezsin abi. Ne tarihin en iyi kadrosu? Bu kadroya mı? Bu kadroya diyor. Ne, Evren abiye bir deneyim mi müteahhit? Son 5 senenin için bir şey söyleyeceğim. Yani Lemos'un, Perotti'nin, Chissa'nın, Tiam'ın, Samatta'nın, Adil Rami'nin, Murat Sağlam'ın bunların olduğu yerde bu sene özelinde son yani Ali Koç başkanlık döneminin en mükemmel kadroyu kurdu. Onun için söylüyorum, bu sene özelinde ben Ali Koç'u eleştirmem. Ama tarihin en iyi kadrosu demem baba. Şampiyon olsa da demem. Onu diye diyakarlık yapıyordur. Eyyam yapıyordur. İsmail Hoca'nın sırtına yük bindiriyordur. Ki bak sana tarihin en iyi kadrosunu verdik. Bununla bile o şampiyon olamazsa bununla bile şampiyon olamadın demek için yol yapıyordur. Aynı Emre Belözoğlu'nun Galatasaray tarihin en iyi kadrosu deyip kendini inkar ettiği ve bir, kendi başarısızlığını örtmek. İki, Okan'ın sırtına yük yüklemek. Üç, kendini inkar etmek gibi bir eyyam yaptığı gibi Fenerbahçe'nin bugünkü kadrosuna tarihin en iyi kadrosu demek de geçmişteki kadroları inkar etmek. İsmail Kartal'ın sırtına da bak sana tarihin en iyi kadrosunu verdik. Şampiyon olamazsa üzerine konuşuyorum. Bununla bile şampiyon olamadın deyip ona bir baskı yaratmaktan başka bir şey değildir. Lüzumsuz bir şey yani, bunu kabul etmem mümkün değil. Evren abi, sen Fenerbahçe'nin olduğu yer profesyonel hayat, sportif direktörüsün. Kimleri gönderirsin? Yani ben bu takımdan kimseyi yollamam. Başına Okan Buruk'u alırım. Şampiyon olur zaten. Vallahi, bazen tek direktör farkı da var. Yani farklı bir bakış oldu. Abi, ters bir şey de düşündüm. Bak nasıl düşündü herkes. Nasıl yollamıyorsun abi ya? Yollamam abi. Neyi yollamıyorsun abi? Ya bu kadroda şampiyon olur yani tek direktör. Al Serdar Aziz şampiyon olsana. Abi yok. Niye gönderdiniz? Beş şey var. Fenerbahçe için söylüyorum ya. Fenerbahçe için diyorum. Tamam Serdar Aziz burada oynuyor. Tamam Okan Buruk'u al. Okan Buruk'u al stoperi. Okan Buruk'u aldım işte. Tamam. Ben de diyorum ki Okan Buruk'u buraya alma. Ben sana buradan Serdar Aziz, Mert Hakan'ı, Serdar Dursun'u. Abi şu kadro kötü ya. Zayis'i, Perez'i vereyim de oynat Galatasaray'da. Olanlarla şampiyon abi. Galatasaray değil, Fener'e alırım diyorum şimdi. Fenerbahçe'ye tamam, konuşuyoruz. Galatasaray'a gidince sen Galatasaray'a dersin. Tamam, hayır. Hiçbirini göndermem diyorsun ama. Göndermem işte, Okan Buruk'u alırım. Ben de diyorum ki bu kadar saydıkların hepsini evliysen bu saydıklarımı al Galatasaray'a. Dur abi, bende sıra değil mi? Sende sıra. Ben hani Ümit konuşunca biz hiç konuşmuyoruz. Ben konuşunca niye karışıyorum? Ama yok bak, burada bir abi, şey yok. Var. Sen ben de konuşacağım, sen gir araya. Lütfen. Bunu kabul etmem mümkün değil. Birbirimizin arasına girelim. Aralara girmekte yarar var. Gir, bir şey olmaz. Sen seçildin bak. Sistemin özelliğin araya girme. Yanlış zıplattım hepsini, gördün mü? Hemen zıplattım. Niye gönderdiler Serdar Aziz? Alsın. Dur ama bir Evren abi lafını bitirsin. Ya o ayrı bir konu. Aralara girelim. Ya Okan Buruk Fener'e gelmez. Serdar Aziz'in Galatasaray'a gidişi daha kolay, onun için dedim. He. Şöyle. Okan Buruk zaten alamazlar, gelmez. Ama bu kadrodan Perez'i ben de yollarım. Bonucci, Serdar. Ben sana söyleyeyim. Zayis. Krunic'i bile yollarım seneye. Daha iyi bir oyuncu alırsın. İsmail'i satarlar mı satmazlar mı bilmiyorum. Ferdi transfer teklifi gelir ben gider. Kaçırdım. Yani bir de tutamayacağın oyuncular var. Krunic dedim. Başka kimi söyledin abi? Tutamayacak bak ama sen göndereceklerin önemli. Krunic. Krunic. Perez. Bonucci. Serdar Aziz. Bonucci. Serdar Aziz. Zayis. Aziz. Zayis. Kent. King. Kent. King. Batshuayi. Serdar. Batshuayi. Serdar. Crespo gelecek. Diğerleri kalır. Yok abi, ne Crespo? Crespo'yu gönderir misin geldiyse? Baktığında şeyden iyi abi, Krunic'ten. Tutar mısın? Yani. Zaten mukavelesi var. Mecbur kalacak yani. Burada olacak. Tutarım. Crespo'yu tutarım. Yani Fred'in kalitesinde bir oyuncu alamayacaksa
Çünkü seneye biliyorsun 11 yabancı oynatabiliyorsun. Oynatabiliyorsun aynen öyle. Yani ben büyük takımları seneye yerli oyuncu evet oynatabilirler de bazen maçlarda Avrupa maçlarında falan çok düşünmüyorum. 11 yabancı ile oynarlar yani. Oynamazlar mı? Oynarlar. %100 yani. Yani onun Avrupa için Avrupa değil ben Türk liginde yerli de oyuncuları da satabilirler ama dediğim gibi Batshuayi, Serdar, Ryan Kent, King, Zeiss, Kurunic dedik, Serdar, Bonici, Perez. Diğerleri kalır abi. Okan abi, sen Beşiktaş'ın efsane oyuncularından, efsane yorumcularından ya da bir tanesi. Efsane oyuncu değiliz abi. Efsane yorumcu da. Ya Beşiktaş yorumcusuyuz. Efsane yorumcusun ama. Eski partilere çekiyor. Yok yok ben dedim. Ben Beşiktaş temsil eden. Yine çıkıyorum. Ben spor adamıyım, futbol adamıyım. Abi. Futbol adamıyım. Ben rahatlı tamam. Söylüyorum. Sen Beşiktaş'ın bir futbol adamısın ama hayat promosyonel. Tamam. Bu tür şeyler oldu. Gittin Fenerbahçe'de sportif direktör oldun. Ali Koç, Okan Koç'tan dolayı. Yani amca yeğen modeli gibi. Zaten olabilir, belli olmaz. Olabilir. Aradı Ali Koç. Ya Okan nasılsın? Buyur amca derim. Ya Okan bizim bu Mario Brando aramıştı, falan aradığında ne demiştin? Buyur başkanım dedi tabii. Tabii başkanım. ya Okan bizim bu Mario Branco falan bizi sıktı. Yabancı falan istemiyoruz. Tamam sen de bizim ailemizden birisin. Gel amca yeğen modeli yapalım. Bir temizlik yapalım. Yap. Tabii şu bir takımdan kimleri gönderirsin? Ben kimleri seni futbol olarak söylemiyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir temizlik yaparım ben. Üf. Müthiş bir temizlik. 5 tane oyuncuyla açık ara şampiyon. UEFA Kupası. Bak UEFA Kupası garanti ya da Şampiyonlar Ligi'nde. Garanti. Çeyrek final. Bak garanti. Garanti. %100 diyorum. Bak. 100%. Aldığım oyuncuların maliyetinin altına da imzamı atarım. Kupaların altına da imzamı atarım. Eğer ki alamazsam neyim var neyim yok veririm. Zaten vereceğim bir şey. %1'i maliyetidir yani alacaklarım benim. Bak şimdi. Yani Çağlar'ı şey ne yapar yapar tutarım. Beko'yu ne yapar yapar tutarım. Perez'i gönder baba. Bonici'yi tutarım. Niye tutarım Bonici'yi? Niye abi? Yardım baba olarak. Yok hayır. O kulübede bak şimdi o kulübedeki o enerjisi benim hoşuma gidiyor. Üçlüye hoca çok güzel. Zaman zaman üçlüye döndüğün zaman Bonici'yi arkaya koy. Sağ beka sol tarafı Çağlar yaparsın anladın kulübedeki mı? Kulübedeki enerjisi. Tabii kulübedeki enerjisi. Oyuna zaten sonradan da girer. Onlar olabilir. Evren oyuncu abi, futbolcu. Hoca futbolcu olsa. Ciku'yu gönderirim. Aa. Ciku'yu diyor pardon. Serdar'ı gönderirim. Sağ tarafta Perez'le Serdar. Mert'le Osayi'yi tutarım. Osayi'ye teklif gelirse gönderirim. Tamam. Mert'le Osayi. Ferdi'yle Osterwöl'ü. Ferdi'yi %100 tutarım. Teklif gelirse gönderirim. Osterwöl'ü de tutarım alternatif olarak. 4-5 milyon euro aldığım parayı veren olursa gönderirim. 8 milyon euro veren olursa gönderirim. Kurunic'i İsmail'e bir dakika bakmam abi. Hemen alın derim. İsmail'i de hemen gönderirim abi. Yani bir dakika düşünmem. Ya açsınlar son 3 haftada İsmail'in performansını. Gizli savaşıyor, gizli dövüşüyor diyorum bak. Alan adam markacı falan filan hep böyle yalandan yapıyor. İlk haftalar çok iyi oynuyordu. Ama şu anda bilmiyorum. Benim oynadığı oyun sistemi yani oyun şeyi hoşuma gitmiyor. Fred'i zaten kesin kalır. Zayt'i gönderirim. Abi Zayt. Bu oyunda bu takımda olmazsa olmaz bu takımın lideri komutanı Mert Hakan Yandaş'ı tutarım baba. Ya Okan. Başkanın olarak konuşuyorum. Buyur başkan. Sen dost musun, buyur düşman amca mısın? Ne yapıyorsun? Niye başkan? Niye amca derim? Son 3 haftadır Mert'in performansına bak derim. Tabii canım. Adam sade liderlik vasfını koyuyor. Bence de kalmaz. Arkadaşlarını ateşliyor. Tribünlere güzel amigoluk yapıyor. Ya bunları da değerlendiriyor. Sen tribünde derim düşünüyorsun Mert'i. Tabii baba bu da önemli. Tamam Mert tribünde izleyecek maçları. Hayır. Sahanın içinde o tribünde sete mi çıkartalım diyorsun. Mert'i tutarım abi. Evet abi tamam. Çünkü sonuçta dursun bir tane Türk oyuncu. Şimanski para gelirse gönderirim. Tadiç'in bölgesine transfer yaparım. Tadiç Şimanski'nin yerine çekerim. 10 numaraya. Sol tarafa süratli giden gelen defansın arkasına koşu yapan bir oyuncu. Oradaki Kent King bay bay. Cengiz İrfan'ı tutarım. Cego dışında Batshuayi, Serdar Baba bir dakika tutmam. Hemen gönderirim. Oraya da gider bir tane de iyi bir Jeko'dan daha da iyi bir forvet al. Seneye ben sana söyleyeyim. Bak yapacak transferleri söyleyeyim sana. Ah bir benim Dursun Aldom. Bak bir tane forvete, bir tane babacığım sol kanata, bir tane iyi bir ortası 6 numara. Atiba tarzı, Melo tarzı, Josef tarzı. Bir tane babacığım kimi gönderdik? O sayı gitmedi. Ferdi gitti. Bir tane sol bek aldın abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Rotasyonunu 15-16 oyuncuyla önümüzdeki sezonla çıkara şampiyon olursun. Net abi net Fenerbahçe'nin çünkü omurgası gereken kadrosu iyi bir kadrosu var. Şimdi oyuncuları gönderdik Fenerbahçe'de. Tam ekiplerin geleceğini gelmeyeceğini de artık. Ya ona göre değerlendireceğiz. Bakacağız. Gelelim Galatasaray'a. Galatasaray'ın bir geniş kadrosuna bakalım.
arkadaşlardan rica ediyorum. Geldi ekranda. Evren abi, bu sefer senle başlayalım. Seneye kimler olacak, kimler olmayacak? Sığmadığı için Kaan Ayhan sol bekte, onu söyleyeyim. Ya Mustara kalmalı. Ya Mustara'nın en az 2 yıl daha mukavele imzalama bence. Günay'da alternatif olarak iyi yani baktığında. Çünkü yedek kaleci bulmak da kolay değil Türk kaleci olarak. Orada sıkıntı yaşadı Galatasaray. Sanchez, Nelson, Abdülkerim. Seneye bir de Emin geliyor. Baktığında bu işi çok iyi. Oraya bir tane stoper lazım. Emin geliyor. Nelson'u satarlar. Ben olsam bırakmam. Ama şartlar onu bıraktırır yani bir şekilde satarlar. Bunlardan hangisi gider abi sence transfer? Çünkü üçü de iyi oynadı bu sezon. Sanchez, Nelson, Abdülkerim. Bunlardan hangisi gider sence? Ya Sanchez zaten yeni geldi de çok büyük para teklif ederler. İşte onu diyorum yani. 30-40. 10 milyon euro Sanchez. En çok hangisinin gitme ihtimali var? Nelson'u şu an. Yani Sanchez uzun mukavele yaptı. Abdülkerim'e de gelirse? Gelirse o da. Abdülkerim yaş itibariyle zor gibi duruyor ama. Oraya gider. Durmaz mı diyorsun? Durmaz abi. Bence oraya bence durmaması lazım. Yeni bir transfer lazım. Kiralık zaten. Yani Duba geliyor. 6 aylık. Duba geliyor. Duba geliyor. Bence Başakşehir'de şov yapıyor. Oraya bir tane daha bir oyuncu lazım. O da scoutların bulduğu bir oyuncu olması lazım yine. Köhn gibi. Edubahan da zaten evinde var. Torreira kalması lazım. Eyüp zaten kalmalı. Efe Akman, Hamza ayrı. Onlar Hamza belki gidebilir. Efe'nin durumu da genç olarak kalsın. Endombele gider. Oliveira gider. Demirbay kalması lazım. Berkan kalır. Ön tarafa bakıyorsun. Zaha sonuçta 3 yıl mukavelesi var. Ama bence... bu süreçteki, bu son 10 haftaki performans ve durumlar... Belirleyici olur. İlişkiler, oradaki durumlar belirleyici olur. Eğer baktın bir şey alamıyorsan yollayacaksın abi. Çünkü senin o lüksün yok artık o paraları ödemeye. Bir verim de alamayacaksan göndereceksin. Gönder gitsin. Kerem kalır. Mertens zaten gidiyor. Oraya zaten bir 10 numara Mertens'e lazım. Mertens'e bir yılda anlaşılmaz mı abi? Bence anlaşsalar olur. Alternatif yedek sonradan. Yani olur. Oynamayı düşünmüyorum dedi. Ama bilmiyorum, görüşürler, ederler. Onu bilemem ama ben kalsın isterim Mertens. Bir yılda. Tabii ya, enerjisi çok yüksek, yeteneği çok iyi. Ziyech gider. Barış Alper'e teklif kesin gelir. Tutabilirler mi bilmiyorum. Ben kalmasını isterim. Tete'de bir şekilde bence kiralık verilir ya da satarlar. Oraya çünkü Yunus Akgün'ün durumu var, Zanyaola'nın durumu var, dönüyor mu? Bana sorsan şimdi Yunus Akgün'e Zanyaola keşke gitmeseydi diyorum şimdi. Tabii, ne gerek performansları var. Görünce. Orada bir strateji hatası olduğu gülsün. Icardi kalır. Ya da Rashica kalsaydı 4-5 milyon euro. Icardi her türlü kalsın. Vinicius gider. Baran zaten genç oyuncu. Yani o takım içerisinde zaten olur. Oraya bir tane santrafor lazım. Galatasaray özellikle... Halil Dervişoğlu dönecek. Dönecek de Halil... Ya olmaz Halil'le. Halil'le güvenemezsin. İyi bir santrafor alması lazım. Icardi ayarında ona yakın. Çok maliyetli belki ama bir nokta atışı lazım abi. Ya da Icardi'de genç ve çok başarılı. O nasıl olur? Seneki strateji bence biraz daha Galatasaray'da değişir. Böyle direkt isimlere değil de... Onu diyorum. Daha böyle kontrollü iş olur. Mesela Köhn gibi... Şampiyon olursa Okan Hoca sonuçta takım başında olur %100. O zaman şeyde artık orada kendi artık bir şekilde yani yine ana iskeleti ağırlığını koyup ona göre bir transfer yapmalı. Yani taraftarı memnun edecek illa bir isim olsun. Tamam, araya bir tane sıkıştırırsın da takımın iskeletini, yani o enerji yükseltecek oyuncular lazım Galatasaray'a. Yaş ortalaması da biraz yükseliyor, anladın mı gitgide? Avrupa'ya baktığında senden 10 kalite düşük takım, yaş ortalaması düşüktü, takım oyunu seni yendi. Bir tane sağ bekin ortaya koyduğu performansı. Tamam, sen Şampiyonlar Ligi'nde başa baş oynadın ama enerjin bir yere kadar gitti. Tabii. Sonra devam düşüşe geçti. Fizik kondisyon olarak. Şimdi baktığında da oyuncuları kullanamıyorsun. Yani Galatasaray'ın seneye yapacağın büyük olay ne biliyor musun? Dursun Özbek ilk 2 yıl geldiğinde ne yaptı biliyor musun? Tudorlu Ümit. Sezon başı bütün oyuncuları aldılar abi. Tak 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 paraları ver. Hepsi kampa geldi. En önemli şu an bence. Tabii. Ağustos'un sonunda geliyor. Olmuş 3 hafta. Lig başlamış son günü 3 tane adam. Yetiştiremedik işte 5 tane. Onlar gelip düzelecek. Bu sene öyle oldu. O gelecek, o kamp dönemi geçirmedi. Bu kamp dönemi geçirmedi derken her şey Okan Hoca'ya kaldı. Yani Okan Hoca... Onu oynatsam mı? Okan Hoca'da... Tarafta nerede? Şey nerede? Ziyech nerede? Zaha nerede? Endombele niye oynamıyor mesela isim olarak? Ya adamlar hazır gelmedi ki abi. Okan Hoca keşke orada hiç oynatmasaydı abi başından itibaren. İşte yani ben onu dedim geçen ya. Bir ay kampı alsaydı, sokmasaydı. Hiçbirini sokmasaydı. Onu da yapamazsın abi. Geçen seneki 11 ile başlasaydı, bir ay, bir buçuk ay, hiçbiri de sakat kalmazdı. Ya baba bunlar günün bahane değil. Da, kaç ay olmuş adamlar. Yani orada bak, profesyonel oyuncular olmaz abi öyle. İlk 2-3 ay onun sıkıntısı Galatasaray çok çekti. Çok çekti. Çok çekti abi. Ama halen bak çekti, düzelecek dedik. Bir 3-4 maç oynadılar, şimdi yine yok. Yine kaldın eski kadroya. Olmaz. İşte ha onu diyorum. Yani anladın yani mı? Sezonun başında eski kadroyla başlasan zaten Mertens'le o Barış'la falan kadro sana Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne attı seni. Bence yani. Yönetim de bu konudan dersler çıkartması lazım. Çıkartır yani bu sezon. Çıkarırlar. Ben de yani her zaman tamam her sene transferler tutmuyor. Şimdi 5 yıl Ali Koç almış 100 tane oyuncu
90 tanesi gitti abi. Tabii. Yani bizde de 2 senedir alınan Beşiktaş'ta oyuncular. Öyle sıkıntılar var. Yani bunların yüzdeleri önemli. Bu sene yüzdeler çok azaldı Galatasaray'da. Tutmadı yani. Ama halen sen şampiyonlukta devam ediyorsun. Şampiyon olamazsan eleştirisi çok fazla olur. Olur. Teknik direktörü de olur, yönetime de olur. Yapacağız yani, onu yaparsın. Ama şampiyon olduğun zaman bir şekilde kapatırsın. Yani aslında şu an bir baskı var bununla ilgili. Bir stres, bir konsantrasyon olması lazım. E şu anda da buna geçti Galatasaray zaten. Anda... Mecbur yani, şampiyon olacak. Başka kaçış yok. Bak, Okan Hoca'nın Galatasaray'ın büyük avantajı artılarından, şampiyonluğun dışında oynattığı oyun, Şampiyonlar Ligi falan filan, en büyük artısı ne biliyor musunuz abi? Ne abi? Bu Barış Alper ne deniliyordu? Geçen sene en çok eleştirilen oyuncuydu. Üstünde durdu, durdu. Kazandı. Avrupa Kupa kazandı. Avrupa Kupası'nda da iyi bir performans gösterirse baba 30-40 milyon belki 20 milyon eurolara satacaklar. Bundan da gelir elde edecek. Bak bu da tabii. Önemli bir detay. Hoca bir oyuncu kazanıyor. Şimdi kesinlikle. Bazı hocalar ne yapıyor biliyor musun? Genç oyunculara çok fazla tahammül tanımıyor. Gönderiyor. Boye'yi de aynı şekilde üstüne... kazandı abi. Ya Boye tamam da o ayrı bir istisna ama bak Barış Alper farklı bir şey. O açıdan da bakmışlar. Bence bu da büyük bir avantaj. Ümit abi bir sana da döneyim. Sen Galatasaray'ı kimi alırsın, kimi almazsın? Göster kimi kadroyu söyleyelim abi. Getirebilirsin ekrana. Geniş kadro geliyor şimdi hemen hızlıca ekrana. Galatasaray'ın geniş kadrosu Okan Hoca başında. Bir defa Günay gider. Yok sen kimi gönderirsin? Tamam ben geldim. Hadi öyle söyleyelim. Günay, bak Günay, Ndombele, Oliveira. Ndombele, Oliveira. Oriye. Tete, Ziyech. Mertens zaten futbolu bırakır. Zaha, Vinicius zaten alevederci. Icardi de bir dakika daha tutmam. Oo. Yine bir 10 futbolcu saydığım bir tane. Abi bu kadar eziyetle yarım yamalak bir şekilde yani bu takım buraya geldi. Icardi'nin keyfini mi bekleyecek Galatasaray? Ne zaman gol atacak diye. Yani şimdi bakmayın ya tamam geçen sene şampiyon olduğu için bu kadar el üstüne tutuldu. Şampiyonlar Ligi'nde yoksun. Avrupa Ligi'nde yoksun. Ligde de yarım yamalak. Yoksun. Yani nereye kadar senin keyfini bekleyecekler ki? Ya, tamam Evren abi doğru söylüyor. Nokta atış da nokta, o aldığın nokta atış o zaman ya o olmalı ya o olmalı. İkisi birden oynamayacağı için. Aynı sıkıntılar olur. Anlatabildim mi? Yani ya nokta atış yaptığın adam yedek bırakacaksın ya bunu yedek bırakacaksın. Ya tetikleme kaldı. Kim santrafor oynamıyor? Yani. Icardi biraz sonuçta 3 yıllık kontratı var. Senelik 10 milyon euro para alıyor adam. Yani o adam da her yerden onu gitmez. Yani Galatasaray taraftarı da memnun. Herkes ya, memnun ama şöyle şampiyon olamazsan tabii ki en çok eleştirilen de olur. Zaha'yı da göndermesin mukaveleye bakarsan. Ha. Hani kağıt üzerinden bahsediyorum. Gitmezse yapacak bir şey yok. Ha, onu, ama mukavelesi olmazsa üzerinden yani yorum ha. Yapıyorum. Yoksa Zaha'yı da 3 yıllık mukavelesi nasıl göndereceksin Erdoğan abi? Kolay değil. Yıllık 8 milyondan 24 milyon. Gitmez abi gider mi ya? Kaldı. Gider ha? Mi abi gider mi yani, ya? Nereye gidecek abi? Nereden verecekler? Oynadığın sezon da yok zaten. Bir yani daha Dubois da olmaz ben sana söyleyeyim. Niye? Yok yok. Kim? Başakşehir'de şov yapıyor. Çünkü kim olmaz ya? Başakşehir'de şov yapıyor. Başakşehir'de Galatasaray 1 mi Allah'ını seversen düşerim ya. Bilmiyorum ben. O Lyon'daki... baba bak şimdi bir şey anlatacağım. Niye Derek John bu kadar çok herkes beğendi? Aynı, o sol bekte kimse olmadığı için doğru. Arkada o kadar kötü oyuncular oynadı ki. Şimdi bu Derek John ne bileyim bir Nagatomo'dan sonra gelseydi. Ya da Alex Telles'ten sonra gelseydi. Bu kadar konuşulur mu? Bir Hakan Balta, bir Riera. Yani bir Riera da tam sol bek olmamasına ama rağmen. Ama yine iyi oynuyordu. Tabii, yine iyi oynuyordu. Bence de çok iyi oynuyordu. Şimdi onun için Galatasaray'ın da ya bir şey söyleyeceğim. Ya şu eğer isme göre bak sezon başında en kaliteli kadro Galatasaray'daydı. İsme göre. Çünkü Ndombele'den, Ziyech'ten. Mesela Ziyech'te ben çok yanıldım. Ama ha performans olarak yanılmadım. İyi, oynadı da iyi oynadı herif. Bu sakatlığının veyahut da ne bileyim bu parasal sıkıntılar yaratacağını falan hiç öyle aklıma gelmedi yani. Ama bu isimlerin hepsi gidecek. Yani bu kadar yarım kadroyla bugün 2 puan önündeyse büyük başarı. Hakikaten büyük kesinlikle. Başarı. Yani onun için buradan gönderilecek çok oyuncu var. Hocam başarı da. Gönderilecek bak, çok oyuncu var. Başarı da ama geçen seneki çocuklar tutuyor kadroyu ayakta. Bak tabii, arkada Muslera, Sanchez, Nelson, Abdülkerim, Adem Sanchez. Onun için onları saymadık zaten. Söyledin sen bunu söylüyorsun Torreira falan da. Bak ben Güney'i bir dakika tutmam niye? Baba Muslera gibi bir kaleci var. Eğitici, geliştirici değil mi? Yani müthiş bir kaleci. Türkiye bana göre gelmiş geçmiş en iyi kaleci abi. Aynı fikirli. Kimleri, ben çok Cordoba'ya beraber oynadım. Çok önemli kalecilerle oynadım. Müthiş bir altyapı da yok mu abi Günay'dan daha iyi önce? Hem kazansınlar hem geliştirsin onu. Gönder abi. Defansta ben bir kere şu dörtlüyü kesinlikle tutarım. Ali Yeşilyurt'u çok fazla izlemedim. Köln'ü tutarım. Kayan'ı tutarım abi. Orta sahada Torreira zaten bu takımın olmazsa olmazı.
gençlere Eyüp'le Efe Akman'ı kiralık gönder de bir maç eksik temposunu düzelt. Çünkü çok fazla fırsat bulamazsın. Şampiyonla oynadığın zaman kolay değil o genç oyuncular açısından. Ziraat Türkiye Kupası falan filan işte. Oralarda da eleniyor zaten oradan. Şimdi o Endombele kendi kendine oralarda olmadı. Ha. Elendiği için olmuyor. Yani hemen şimdi bir yerden bir yerden illaki polemik yaratmaya çalışıyorsun. Elendiği için yani aradan da sallıyorsun yani. Hayır, Şampiyonlar Ligi'nde ya illaki bir şey yani arayıp bulmaya Ziraat çalışıyorsun. Şampiyonlar Ligi UEFA Ligi'nde yani, bu oyuncular da elendiği için oynatamıyorsun yani. Anladın mı? Oynatamayacaksın. Maç eksiğin temposunu gidermesi için bir yere kiralık gönder. Yani illaki bir şey mi arıyorsun abi? Arattırmaya mı çalışıyorsun? Eleniyorsun. Ben öyle dedim. Eleniyorsun yani. Hayır, Ziraat Türkiye Kupası'na eleniyorsun dedim. Endombele'yi düşünmem abi. Oliveira'yı gönder. Kerem'i kesin. Bak Kerem'i ben çok beğeniyorum Demirbay'ı. Kerem'i tutarım. Berkan'ı tutarım. Alternatif yerli maliyetli bir oyuncu değil. Hamza falan o genç oyuncu. Mertens'i ne yapar yapar ikna edip bir sene de alternatif olarak kardeşim dursun. Yani lig uzun maraton. Aynı fikirdeyim abi. Avrupa Kupası var. İşte o var bu var. Icardi hocanın dediği mesela tabii ki de aldığı maliyete göre performansına bakıyorsun. Kesinlikle karşılığını vermiyor. Yani bu sene Icardi büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray camiası. Türk futbolu izleyenlere büyük bir hiç öyle bir şey yaptı. Yok. Bana göre. Barış Alper zaten tutabiliyorsan tut. Tutamıyorsan yapacak bir şey yok. Sol tarafta Kerem. Ben Kerem'i gönderirim abi. Artık miadı doldu. Peki, çünkü son bir şey daha soracağım. Önümüzdeki sezona devam ederse zarar görebilir. Hem o görebilir hem taraftarla. Burada %100 katılıyorum sana. Çok kısa bir reklam daha hemen geliyoruz birazdan.